Bundan önceki videodaki konu fizikle çok fazla ilgiliydi. Bu nedenle eğer o videoyu izlememişseniz diye konunun hızlıca bir özetini yapmak istiyorum. Hidrojenin bir tane protonu olduğunu biliyorsunuz. Bu durumda hidrojenin Bohr modelini incelediğimizde çekirdeğinde bir tane pozitif yüklü taneci olduğunu görürüz. Bu çekirdekteki pozitif yük olsun. Hidrojenin bir elektronu da çekirdeğin dışındaki bir yörüngede yer alır. Gerçekteki durumun bu olmadığını, Bohr modelinin günümüzde geçerli olmadığını biliyoruz ama bu model bazı noktaları açıklamak için oldukça kullanışlı. Buradaki elektronun yönü bu yönde. Yani saat yönünün tersine hareket ettiğini düşünelim. Elektronun hareketi sırasında bu çembere teğet bir de hızı olacaktır ki bu hızı bundan önceki videoda V ile göstermiştik. Yine daha önceki videoda bu yarıçapı yani bu çemberin yarıçapını hesaplamıştık bu yarıçapı R1 ile göstermiştik. Hatta R1 değerini de 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre olarak hesaplamıştık. Bu değer önemli. Ayrıca buradaki eşitliğin çıkarımını da yapmıştık. N1 tam sayı olmak üzere N'nin yörüngeyi belirttiğini de söylemiştik. N1 tam sayı olmak üzere R, N kare çarpı R1'e eşittir. Örneğin R1'i tekrar hesaplamak istersek bu arada R1 Bohr modelinde çekirdek dışındaki ilk yörüngeyi temsil ediyor. R1 1'in karesi çarpı R1'e eşit olur. 1'in karesi yine 1 olduğuna göre R1 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metreye eşittir. Aslında elektron N1'deyken elektronun en düşük seviyesinde olduğunu söylüyoruz. Bu enerji seviyesine hidrojenin temel enerji seviyesi de denebilir. Sonraki videoda enerji seviyelerinden zaten bahsedeceğiz. Bu değer oldukça önemli. Bu değer Bohr modelinin en küçük yörüngesinin yarıçapıdır. Yine önceki videoda elektronun hızını belirleyeceğimiz eşitlikten de söz etmiş ve elektronun hızını da hesaplamıştık. Bir önceki videoyu izleyecek olursanız elektronun hızını belirlemek için çıkardığımız formülü görebilirsiniz. Bu formülü yeniden yazacak olursak v eşittir n tam sayı değeri çarpı Planck sabiti bölü 2 pi mr'dir. Bu formülü Bohr'un enerjinin belirli bir değerde olması gerektiğini önermesinden ve klasik açısal momentum fikrinden yola çıkarak ortaya koymuştuk. Bu formülde değerleri yerine koyarak herhangi bir yörüngedeki elektronun hızını belirleyebiliriz. Belirlediğimiz bu değeri alıp bu formülde yerine koyacağız. Zaten diğer değerleri de bildiğimize göre hızı da kolaylıkla belirleyebiliriz. Birinci yörüngede bulunan elektronun hızını belirlemek istersek formüldeki n değeri yerine sadece 1 koymamız yeterli olacaktır. 1 çarpı Planck sabiti yani 1 çarpı 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34. Bu çarpımı 2πmr'ye böleceğiz. 2 çarpı pi m kütle ve elektronun kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Ve son olarak r değerinde yazalım. Birinci yörünge için r değerini belirlemiştik. 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11. Ben bu işlemleri yapmak için vakit kaybetmeyeceğim ama eğer siz bu işlemleri kendiniz yapacak olursanız birinci yörüngedeki elektronun hızını bulmuş olursunuz. Bu işlemleri yaptığımızda birinci yörüngedeki elektronun hızını yaklaşık 2,2 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye buluruz. Bu elektronun hızıdır. Yani Bohr modeli ile bu yörüngenin yarı çapını ve bu yörüngede yer alan elektronun hızını belirleyebiliriz. Tekrar söylemek istiyorum. Evet, Gerçekte olanlar bunlar değiller ama bu değerler bizim için önemli. Bundan sonraki videolarda da bu değerleri kullanıyor olacağız. Aslında bu bulduğumuz Bohr modeline göre çekirdeğin dışında bulunabilecek ilk yörüngenin yani en küçük yörüngenin yarıçapı. Tabii ki biz bu formülü kullanarak daha büyük yörüngelerin de yarıçapını belirleyebiliriz. Tek yapmamız gereken buradaki n değerini değiştirmek. n1 için yapmaya başlamıştık. Şimdi de N2 için yarı çapı hesaplayalım. Formülü tekrar yazmak istiyorum. Aşağıda biraz yer açalım. N bir tam sayı olmak üzere Rn eşittir N kare çarpı R1. N'nin 2 olduğu durumu inceleyeceğiz. N değerimiz 2 olduğuna göre formüldeki N yerine 2 yazmamız lazım. R2 eşittir 2'nin karesi çarpı R1. İkinci yörüngenin yarıçapı R2 eşittir 4 çarpı R1. Yani ikinci yörüngenin yarıçapı birinci yörüngenin çapının 4 katı demek oluyor. Şekil üzerinde gösterecek olursak bu çekirdeğimiz olsun. Bu birinci yörüngenin yarıçapı olsun. Şimdi de ikinci yörüngeyi çizeceğim. Bunun yarıçapının birinci yörüngenin yarıçapının 4 katı olması gerekiyor. Yaklaşık bir şey çiziyorum. Bu yarıçap yani R2. R1'in 4 katı olmalı. Yörüngemizi de çizelim. İşte bu Bohr modeline göre çekirdeğin dışında bulunabilecek ikinci yörünge. Bu yörüngenin yarı çapını da hesaplayabiliriz. Çünkü R1'in değerini biliyoruz. 4 çarpı 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre. İşlemleri yapacak olursak sonucu 2,12 çarpı 10 üzeri eksi 10 metre buluruz. Bu da bizim ikinci yarıçapımız. Yani n'nin 2'ye eşit olduğu ikinci yörüngenin yarıçapı. Bir tane daha yapalım ve üçüncü yörüngenin enerjisini de hesaplayalım. Bu durumda n 3 olacak. Biraz daha yer açayım. n 3 olduğunda yarıçap 3'ün karesi çarpı r1'e eşit olur. n'nin 3 olduğu durumdan bahsediyoruz. Bu nedenle formülde n yerine 3 üç yazdık. 3'ün karesi 9 oluyor. O zaman bu değer 9 çarpı r1 olacak. Tam olarak çizebilecek miyim emin değilim ama epey büyük olmalı. Burası yani r3, r1'in 9 katı olmalı. Evet, tamamen çizemeyeceğim ama en azından ne kadar olması gerektiğine dair bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. R3 değerini de hesaplayabiliriz. 9 çarpı 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11. Sonuç yaklaşık olarak 4,77 çarpı 10 üzeri eksi 10 metre olur. Bohr modelindeki yörüngelerden bazılarının yarıçaplarını belirledik. Bu yörüngelerin yarıçapları belli. Bu yarıçaplar arasında başka bir yörünge bulunamaz. Örneğin bu iki yörünge arasında başka bir yörünge olamaz. Bohr modeline göre bu durum kesinlikle mümkün değil. Ve hesapladığımız gibi bu yarıçaplara denk gelen yörüngelerin enerjileri de bellidir. Bu da oldukça önemli bir nokta. Aslında bu az önce hesaplamaları neden yaptığımızı açıklıyor. Her yörüngenin belirli bir yarıçapı ve belirli bir enerjisi vardır. Son olarak, sonraki videolarda enerji hakkında daha fazla şeyden söz edeceğiz. Hatta belki de daha önemli noktalardan